Ne oluyor ya? Eyvah. Ana! Allah! Ana! Kurda kuşa yem olduk. Aha! Sivas'ın dağlarına. Böyle, evet. Sırtından sevmiyor. Ben sırtından sevdim. Evet. Evet mi? Bir dakika ama yanlış tutuyorum ben. Abi ben yanlış tutuyorum. Hello! Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Biz var ya çok acayip bir şey yapıyoruz. Valla neredeyiz çok fena. Bugün Sivas'tayız. Murat Bey'e misafir olduk. Çeker misin şurayı? Tamam tamam. Bakar mısın yanımdakine hemen? Kurt arkadaşlar. Kaç tane kurt var burada? 5 tane kurt var. Bir tane Alman Sable'ımız var, 6 tane yavrumuz var. Alman Sable? Leydoş. Lady. Tarkan'ın köpeği ya. Evet, Tarkan'ın Lady bu tarafa köpeği. Dön. Evet. Lady gel kızım. Ya, Tarkan'ın köpeği tanırsınız. İnanılmaz ya. Evet. Ay canım. Arkada da var, onu da bir çekelim. Görüntü olarak kurtlar ama aslında %70 mi kurtlar? %70 kurt, %30 köpek. Çekoslovak kurdu deniyor. Wolfdog olarak biliniyor. 1950'li yıllarda Alman Sable'la Karpat kurtlarıyla dağdaki kurdu çiftleştirip bu ırkı elde etmişler. Sebep Çekoslovak askerlerinin köpeklerini kurtlar yediği için böyle bir ırk üretip kurtların yememesini sağlamışlar. Evet, kurtlar o zaman bunları aileden görüp şey aynen, yapmamışlar. Evet, vay be. Aynen. Cheyenne oldukça sevecen bir hayvandır. İnşallah. Dişi. Böyle kucaklayabilirsiniz. Öyle mi? Evet. Tüyleri de farklı. Evet. Çok farklıdır tüyleri. Oh. 1 kilometre ötedeki gezen bir hayvanın kokusunu alıp kendi aralarında alarm veriyorlar. Çok avlamayan bir ırk. Nasıl alarm veriyorlar? Ne yapıyor? Boz. Tut oğlum. Tut. Nereye tutuyorsunuz? Kimi? İlginç. Avlamıyorlar ha. Evet. Neyi tutacaklarını bilmiyorlar ama. Şöyle yapıyorlar. Hepsi bir yerde arayışa geçer. Anında güvenliği sağlıyorlar. Lüzumsuz yere hiç avlamıyorlar. Topluca durdukları zaman tam bir kurt sürüsü gibi. Sürüyor şunlara bak. Lady, Cheyenne, dik kulak. Dik kulak. Kunt, Abray ve Baba Boz. Baba Boz zaten hep cool ayrı takılıyor sanki. Aynen öyle. O lider mi? Alfa kurttur. Alfa mısın be? Hakikaten o. Hepsine yemek veririm. Hepsi yalanır. Böyle sabırsızlanır Boz. Sağa solu seyreder böyle. Alfa işte. Önce aynen boz mu yiyor? Hayır. En son boz yer. Ha, tersi mi oluyor bunlarda? Yani bu öyle. Böyle yani yemekle kandıramazsınız. Eyvallah'a yok yani. Şu bakışlara öyle bakar mısın? Nereden anlıyorsun seni çektiğimizde kaçıyorsun hep ya? Evet. Kamera ona dönünce anlıyor gerçekten. Çok acayip. Senden rahatsız oldu. Bence seni yiyebilir. Şahinimiz Tilla. İsmi ne? Tilla. Tilla. Uygur Türkçesinde şey gibi altın mi demek. Tilla gelse seni buradan alamazlar gibi. Ha, ne kadar altın getirirsen getirsen i̇şte buradan alamazlar evet manasına ne geliyor olabilir belki de. Çok bilgisayar bir kanal olduğumuzu anladın. Türk sinema sektöründe, film sektöründe birçok projede yer almıştır. O meslektaşımız. Evet, aynen sizin gibi. Kaşeniz ne kadar efendim? Söyleme, söyleme. Bunlar da oynuyor değil mi dizilerde? Kaşeyi sormayacaksanız. Sormuyorum. Tamam, oynuyorlar. Evet. Oynuyorlar mı? Oynuyorlar. Dik kulak yavruyken en önce kulaklarını diktiği için adını kendi aldı. Abray denizlerine hakimi demek. Kunt sağlam yapılı demek. Hepsi Türk mitolojisinde. Cheyenne Kızılderili kabilesidir. Apache, Comanche gibi. Şöyle bir hareket ediyorsun. Beklemediğin noktada dik kulak senin yanında böyle beliriyor ya, kokluyor. Bak bunlar 6 aylık olanlar değil mi? Evet bunlar 5 aylık. 5. Abray gel oğlum. Gel 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 gel. Abray. Bu Cheyenne, şımarık Cheyenne bu. Onu bu sevilecek. Boz'un görüntülerini ele geçirmemiz lazım. Boz'u çekemiyoruz ya. Gel bakalım kurt. Gel oğlum gel. Allah Allah. Allah'ım çok tatlı. Hayır. Etrafımı sardılar abi. Kamerayı değişik tepkiler yapıyor ya. Gerçek kurt beslemek yasak ama bu köpek cinsi olarak geçtiği evet, için yasak değilmiş öyle yani. Yasak biz onları değil sorduk. Ayrıca yasaklık da değil. Diyorlar ki hani pitbull köpek ama yasaklı ırk, %70 genlere sahip, kurt genlerine sahip. Niye yasaklı değil? Hiçbir şekilde saldırgan değiller. Biz içeri girdik tabii ki de merhaba demeye. Hiç sadece yanımıza geldiler ve ne bir havlama. Bizim eve girseniz şilerite ortalığı dağıtır be. Rita bunlardan nasıl saldırgan? Bunları yer lan Rita. Bunu yer. Rita var ya buraya Rita'yı getir. Ne yapar çok merak ediyorum. Yavrular varmış biliyor musunuz? Bu kadar çıkmış. İn şeklinde yaptım. Fakat kışın bura -30'lara vardığı için evet, iki oda yaptım. Burayı sonradan uzatmak zorunda kaldım. İzolasyonun üstüne naylon. Genelde üstünde toprak oluyor komple. Daha görünüşü güzel oluyor. İstanbul'da 3000'e kiraya verirler burayı. En son yağmurda hafiften rutubet aldı. Ha. Nemlenmesin diye naylon serdim. Biz bakabilir miyiz? Abi bakabilirsin. İniyorum o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Aşağı inerim. Beni arkamdan Lady iteklerse yanarız yalnız. Yok yok bir şey yapma. Çok tatlı çabuk. Bak tamam ben korkuyorum. Allah'ın aşkına bak. Korkmanıza gerek yok.
Şu kadar ya. Evet. Kaç aylık bunlar? 23 günlük. Ne diyorsun abi? Bak. Ben bu kadar derin olduğunu beklemiyordum. Sen bayağı in yapmışsın buraya. Kışın çok soğuk oluyor. Abray ve Kunt Aralık'ta doğdu. Burada büyüdüler. Dubleks yani. Alt katta yaşıyorlar. Üst katta balkon. Toprak çiş de çekiyormuş. Yavrular işediği zaman anne normalde... Eyvah. Yo yo, hiç korkacağınız bir şey yok. Tavukları hapsetmemin sebebi buralara bir şeyler ektim. Ha ondan. Onları tavuklar yemesin diye. Yoksa hiçbiri bizimle bir şey tamam, yapmıyor. Tamam yani o şeylerini kaybetmişler o zaman. Avlanma içgüdülerini kaybetmişler. Evet, şöyle dediğim gibi saldırganlık hariç her şeyleri kurt. Bunlar Sivas özgü kuşlar. Ne? Sivas kumrusu. Ha, kumru da. Türkiye'de bir tek Sivas'ta olur. Sivas kumrusu diye geçer. Bu şekilde öterler. Şimdi garibi Sivas'tayız yani. Sivas Kangal'ın en büyük rakipleri burada şu anda. Bunlar kalabalık ya. Bir kere karşılaşmışlar bir Sivas Kangal'la. Hayvanı delirtmişler. Çünkü kalabalıklar. Bu taraftan birisi bağırıyormuş. O oraya dönerken öbürü oradan dürtüyormuş falan. Bayağı zorlayıp kaçırmışlar hayvanı. Minik kuşumuzu gösterelim size. Evet ya, ben onu merak ediyorum. Minik? Çok minik kuş. Abi ne diyorsun? Ne kadar büyükmüş. Ay çok güzel. Bu ne ya? Bozkır kartalı, ismi Akila, Latince kartal demek. Tüm hayvanların olduğu gibi bu da yasal bir hayvan. Sağ ayağında bir tane bilezik görüyorsunuz. Evet. O bilezik kimliğidir. Milli Parklara ve Tarım Orman Müdürlüğü'ne kayıtlı. Şu anda bağırmasının sebebi beni kafese çağırıyor. Ha, gel diyor. Evet. İçeri girsen ne olur şimdi abi sen? Ben girmeyeyim, siz girin. Sizi kurda kuşa yem etmeden göndereceğiz. Burası için yazılmış bir şey. Hep patlattığınız esprileri. Evet. Fırat sen nasıl girmeyeceksin? Ben gire. Ya abi. Bu da giriyor abi. Lady giriyor. Lady dışarı. Bu Lady de her yere giriyor ya. Yağmur yağdığında genelde banyo yapıyor ama çok soğuk ve rüzgarlı olduğunda oraya geçiyor. Kulübesine geçiyor. Evet. Geçti zaten. Evet, şu an tüy mevsiminde. Uçurmamamın sebebi o. Tüylerini tamamlayacak. Bu mevsimden Ağustos'un sonuna kadar tüylerini değiştiriyor. Avlanıyor mu peki? Av bilmiyor. Ha, bilmediği için yapıyor. Bebekliğinden bu yana ben de. Anladım. O yüzden hiç canlı öldürmedi. Avlanmayı sevmiyorum. Anam! Ne yaptın? Seni avlamaya çalıştı Yunus. Yunus gidiyordun vallahi arada. Size söz verdim kurda kuşa yem etmeyeceğime dair de Yunus Bey'i hesaba katmamıştım. Bunlar bana daha korkutucu geliyor. Aşı ben ama bütün hayvanlardan bir korkuyorsun neden? Ya Allah bunu böyle yaratmış zaten. Kork diye yaratmış şu pençeye, gagaya bak Allah aşkına. Ama yüzünün tatlışlığı. Evet, o pençelerde inanamayacağınız bir güç var. Beni alır mı? O size saldırsa istemediği müddetçe bıraktıramazsınız. Anay! Yok ya, girmeyeyim ben içeri önüne. Hayırdır, ben kim, ne oluyor? Oo abi, sende de her şey var abi. Teleskop çok teleskop severim. Teleskop da var ya. Şöyle oturun isterseniz. Şimdi çağıracağım, hepsi koşarak gelecekler. Eyvah, dur. Yunus sen oturma, yem kardeşim. Olarak önde kal. Gel. Kalk ayağa. Nasıl kalk? Tamam, çek, geliyorlar. Kurtlar geliyor. Gel. Bak misafirimiz geldi, gel. Boz nerede? Gelmedi o. Boz en son gelir. Bu Şayan değil mi? Yalıyor. Evet, Şayan. Ay gel. Allah. Ne oluyor ya? Eyvah, gitmeyecekler, yediler abi. Kurtlar yiyecek. Allah! Evet. Başladı, evet. Yala kızım, yala. Bir daha bulamazsın. Çok büyük oğlum. Gel, boz, gel oğlum. Nasıl ya, boz mu? Nerede boz? Yok, boz en arkada. Hiç bozmuyor kendini boz ya. Yaptınız yine, çok iyi. Hayvan adını doğru koymuşlar. Vallahi beraber mi? Gezebilir miyiz? Gezelim mi? Tabii kurt sürüsüyle bir... Kurt sürüsüyle hava atmamız yok mu orada burada? Ha, benim gözlerden zaten biliyorsunuz. Ben Yörük Türk'üyüm. Bunlar benden geliyor. Bir tanesini eline alamadın, sevemedin. O ayrı ama sonuçta benim kültürümde var yani. Ceyda Hanım'a bir şey diyeceğim. Tamam, kapat. Buyurun Ceyda Hanım. Hayır bak, beni korkutmayın. Fırat Bey'le bir fotoğrafımı çekelim. Tabii. Fotoğraf evet. İstedi de ama... Bir şey olacak abi. Aşkım rica et. İnanın size bir tamam. Zarar yok. Ne oluyor ya? Çok güzel çıktı ama birazcık sanki... Yok ben çekeyim, çekemez. Ne oluyor? Ben öyle bir durdum ki. Tek. Buyurun. Çok güzel çıktı. Ya benim öyle bir imkanım olmayacağı için. Köpeklerle gezmeye çıkıyoruz. Hadi. Şahin de gelir mi? Bunları bırakalım. Ha, sonraki akşam. Olur. Çünkü Şahin bunlara saldırıyor. Ben size dedim oğlum, kuş daha tehlikeli diye. Vahşi doğada her şey olabilir. Şimdi şöyle Şayan'ı bağlamamız gerekiyor. Niye? Şayan alfa kurt. Kendi neslinin devamı için onlara zarar verebilir. Kendi yavrusu olsa hepsi beraber bakıyor. Şayan'ın yavrusu olmadığı için, Şayan da baskın kurt olduğu için o yavruları öldürebilir. Ama o da onun sürüsüne ait değil mi sonuçta? Değil. Neden? Çünkü onlar köpek. Ha, çünkü onlar bunun yavrusu. Lady'nin evet. Yavrusu çünkü. Ay, diğer kurtlardan Lady birinin yavrusu olsaydı? Hiçbir şey yapmazdı. Diğerleri öyle büyüdü. Şey. Allah Allah. Öyle Şayan büyüdü. Şey hani üstüme çıkan benim. Alfa kurt.
burada kuşa yem olduk. Aa. Beni kurt sürüsüyle giderken çek, tamam mı? Sanki benim sürümmüş. Abi neden çekildiğini anlıyor ya. Sen onu silah mı doğrultuyorsun sanıyor? Nedir anlamı? Sürüyle kurt var. Biri anlıyor işte sonuçta. O abi böyle bir leke yok yani. Yaladı. E silsene oğlum. Görünmüyor mu onlar hiç? Eminsin değil mi? Blur çıkmasın böyle yarımız. Bir taşıyla böyle kendini tasmalatmıyor ha. Bunlar köpekten daha köpek. Ama aynı zamanda da kurtlar ya. Çevrede normalde tek başınaymış burada Murat abi. Ama yazlara doğru komşular geliyormuş. O yüzden normalde kendim gezdiriyorum tek başına. Ama insanlar etrafta olduğu için bağlıyorum diyor. Tuttum abi. Ben neyi tutuyorum abi? Olsaydım, tutmuş keşke. Bulundu. Gidiyor muyuz? Kesin mi? Bence siz bir... Hocam. Allah'ım. Hocam. Buraya gel. Hocam. Neydi? Hocam. Ne oluyor? Gel buraya. Gel. Oo, ne kadar güçlüler lan bunlar. Evet. Dikkat köpek var ve bağlı değil, yanlış abi. Evet. Dikkat kurt var. Yazdıracağım. Dikkat kurt var ve... Ama bu sefer kimse ciddiye almayabilir olayı. Ya bırak ya ne kurtu, içeride kesin filo var diye girecek içeri böyle. Bir gün elektriği okumaya görevli geliyor. Uzaktan böyle falan yapıyor, abim de tek burada. Abim çıkıyor, abi çıkma diyor, bahçede kurt var diyor. Oğlum, dur geliyorum. Şunu tutabilir misiniz? Ben söz vermeyeyim ama deniyorum. Tamam. Oğlum sen gittik kulakla şeyi tut. Beni bir çek. Oha! Ben çektim. Fırat sen ne yapıyorsun? Burada bize emanet etmişler. Mum yaptı ya. Ayakkabın mı çıktı? Ayakkabının içine kum girdi korkudan. Altıma şey yaptım. Karımı yiyin diye onlara söyledim sandım. Karımı yedirme selfiesi. Teen Wolf çok izledim ya. O yüzden rahatlıkla idare edebiliyorum. Boz benim elimde, inşallah bir... Hiçbir şey yapmaz. Bozguna uğramayız. Neydi gel. Bu arada henüz 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Zili bildirimi, zildirimi açmıştır. Koşar gelir. Beğendiği videoyu like'lar. Like'lamak önemli arkadaşlar. Az like atıyoruz, like atalım. Çünkü cancıklar var. Cancık nedir biliyor musunuz? Gelir izler, keyif alır. Ben izliyorum der, sağda solda havasını atar. Ama bir karşılığında ufacık bir şey. Bir mouse tıklaması yapmaz. Prensip olarak olmuyormuş. Prensip olarak cancık. Canlar %70 volt. %30 başka bir şeyken, tam bir kurt. Onlar bir kurt zekasındayken, cancıklar %10 kurt zekasındalar. Sağda solda kurdum diyor ama değil ya. Çakma kurt. Kurt bakışlarınıza zeval gelmesin. Bak bir de bizi bekliyorlar ha. Şimdi saldık, oradan buraya getirdik. Şunlara bakar mısınız? Bu yolda çünkü kamyon çok oluyormuş, o yüzden böyle geçtik. Evet, bir de doğru. Kamyon çok oluyormuş. Abi o kadar güzel ki görüntüleri, güzel şeyleri. Ya. Ne yiyorsunuz? Bok yediler. İyi bok yediniz. Şunlara espri yap, onlar ısıracaklar ha. Potasyum. Ama bok yediler. Yesin abi. Evet. İhtiyacı vardı ki yiyor. Bazen şilerita da bok yer biliyor musunuz? Tavuk bokunu çok seviyorlar. Özellikle potasyum içerdiği için. Tavuk bokunu çok övüyorlarmış mesela hayvanlar. Ceyda sen her şeyi niye çeviriyorsun? Murat abi biz oradan bu ayakkabılara nasıl geçeceğiz? Ay burası ne kadar güzel, çıldıracağım şimdi. Evet arkadaşlar, vahşi yaşam içerisindeyiz. Kameramanım ve ben uzun zamandır kesik kulak, uzun kulak ve Asena'nın peşindeyiz. Kurtlar bizim kokumuza iyice alıştılar. O yüzden onları görüntüleyebileceğiz. Kurtlar tam ilerideler. İşte orada. Adeta bana yuvalarının yerini gösteriyorlar. Bu ana yapıyorum. Bu da kurtların olduğunun bir göstergesi. Kurtlar kayboldu. Ya geldiler de. Geziyorlar işte, başına buyruk. Kurtların izini kaybettik. Ama sıkıntı değil. Tek yapacağımız... Çok affedersiniz, şey girdi kulağıma ama arı girdi zannettim. Çıldırıyordum az önce. Tek yapacağımız uluma seslerini takip etmek. Geliyorlar bak, Fırat'ın sesini duydular. İşte geldiler. Bize iyice alıştılar biliyorsunuz. Farkında mısın? Fırat jeografik olarak. Bakın Murat. Çok güzelmiş. Of, sen neredesin? Klibi çekmelik bir yer. Savaşçı da vardı, sen neredesin? Yazın bakın. Serdar Üsteğmen, sen neredesin? Orada abi, çek. Belki de bir belgeselci olarak kurtlara en çok yaklaşmış olan ekip biz. Doğru mu? Kimse çekemiyor. Yok öyle. Oo, ne diyorsun ya? Şimdi gördüm. Oo. Ya. İnanılmaz bir şey çıkıyoruz. Acayip. Ay.
Benim salak geçişimi gördün mü? Burası bayağı iyiymiş ya. Bunların gerçek kurttan ayrıca özellikleri ne? Bir kulaklarının biraz sivri olması. Karnına doğru inceliyor bunlar. Gerçek biraz kurtlar öyle değil. Şurasıyla karnının altı eşit. Şöyle gidiyor. Ha, düz gidiyor. Düz gidiyor. Yaptığımız en iyi, en garip ve en acayip tecrübe. Ömür boyu çok, anlatabileceğimiz çok acayip. Şey. Bilmiyorum, belki izleyiciler acaba öyle hissediyorlar mı şimdi size? Normal mi geliyor ama? Evcil oldukları için normal geliyor. Bana da normal geliyor ama aynı zamanda şöyle düşünüyorum. Tamam, bunlar köpek cinsi ama kurt yani bunlar. Nereye gidiyorlar? Şey. Bizi burada bırakıp gitse ya mesela Murat abi. Ben geleceğim deyip biz bekliyoruz, bir saat oldu. Başka bir kurt geliyor. Ha, geldi bizimkiler diyoruz. Etrafımızı sarıyor gerçek kurtlar. Sürü. Sivas'ın dağlarına çıkalım yo. Kurt. Kurt belgesini altta şey girin. Dik kulak. Hayır. Böyle gidiyor ya. Umur dışı dik kulak. Dik kulak. Ne güzel, seni asla dinlemiyor. Sadece sahibini dinliyor. Muazzam bence. Sen nasıl geleceksin sen? Ben seni tutacağım. Ceyda ağaçtan tutuyor zaten. Çekeceğiz seni. Bak şu şekil hadi. 1, 2, 3, 4. Hadi oğlum, kurtlar gitti. Atla. İşte gördün mü? Ben kurtardım hepinizi deyip kendi geçemedim. Bir dinlenelim. Tamam, tamam abi. Tilla'yı alıp gelelim. Tilla'yı getireceğiz buraya, Tilla. İstersen daha yakın bir bölgeye de gidelim. En yakın, en güvenli yer burası. Şimdi gidiyoruz. Kurtları bırakacağız. Sonra Tilla'nı alıp geleceğiz. Tamam. Abla. Ne? Kimi çaldı? Ne dedin? Tilla'nı alıp geleceğiz dedim. Kurtları yeme derim. Zaten beslemesi pahalıdır onları. Derim. Bu arada Tilla'nı getirseler ben yine de buraya geldim. Tilla'yı aldık. Tutun. Ben mi hemen alayım? Madem aldık diyorsun, al yani. Ben nasıl alacağım? Gelir mi bana? Oh, yumuşacık. Bizi bir Tilla'la çek. Tilla. Tilla. Sevsene. Seveyim mi? Sevin. Ha, oradan bir de. Böyle. Evet. Sırtından sevmiyor. Ben sırtından sevdim. Evet. Evet mi? Bazı şeyler yaşanacak galiba. Bu Ceyda'nın korkmaması beni delirtiyor ya. Yukarı çıkalım ya. Çıkalım abi. Yukarı çıkalım. Yukarı derken çok mu çıkacağız? Yok, çok değil. Şu tepe ya, dağ. Sizin gidebildiğiniz yere kadar. Tamam. Doğadan kuş almak yasak. Tamam. Bunlar koruma altında olan kuşlar. Hem de ağır para cezaları var. Aracınızda yakalansa aracınıza kadar bağlıyorlar. Sen nasıl yapacaksın bu işi, çok merak ediyorum. Bilmiyorum, bakacağız. Ben uzak tutacağım kolumu. Olabildiğince kolu boyum uzun. Oraya gitmemek isteyenler için. İşte gitmek istemiyoruz. Hadi burada yapalım. Yok. Peki. Allah. Ha. Yürü. Bittim ben. Vay, çok güzel. Hadi ne yapacağım bak şimdi ben? İlerleyin, elinizi kaldırın. Gider bir yere konar, sonra ya ipi bırak yani, ipi bırak. Ceyda Hanım niye bıraktınız? Oğlum! Atak yaptı. Bırakın dediniz. Bırakın demedim ki. Nasıl tutacağız şimdi? Ne bileyim, demin sanki Ceyda'ya atak yapıyordu. Ya benim üstüme doğru geldi. Niye öyle yaptın? Benim mi? Kolunuzu kaldırın, belki gelir. Oha! Mükemmel ötesi geliyor. Abi nasıl gelmek öyle? Sizin geldiğiniz gibi geleceği yeri biliyor. Çok... Vay, cool. Bakın siz şunu takın Fırat Bey. Dur abi, önce bir Ceyda şey yapsın, sonra ben onu bir çekeyim. Otlanıyor. Tavuk oldu bu. Benim niyetim aslında biraz yükselsin. Heh. Yüksekten gelip kolunuza konsun istiyorum. Tabii ne güzel olur. Şuraya çıkacağız o zaman. Ha, yok yok. Abi. Şey, o alttan gelişi çok iyiydi onun. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle yapalım. Tek şansımız var, adam gibi çek şu kuşun gelişini yavrum. Hayvan konuyor, yere konuyor. Tavuk gibi. Ben 100 FPS moduna geçtim. Öyle FPS. 100 FPS çekme, bilgisayarlar kısa. Dur, sana güveniyorum, tamam mı? Bak, karımın koluna konulacak. Çek, dikkatli çek, tamam mı? Şöyle karşıdan bak, çekeceksin. Oradan buraya. Hadi bakayım. Hazır mısınız? Siz hazır mısınız? Canlar çok heyecanlı. Fırat Bey, siz de bu tarafa geçin. Hazır mıyız? Evet. Abi bana geliyor. Dönecek. Bana geliyor. O ne mükemmel bir gelişti öyle. Çekemedin değil mi? Seyir. Seyir ne demek ya? Evet. Abi sen çağır, şimdi bir daha çekelim. Olmadı. Bak, hayvan yukarıdan aşağı geliyor. Alttan rüzgarı yakalıyor uçmamak için. Sen çekmek ister misin? Ver lan, ben çekeceğim. Ben şimdi yılların bu işi yapmışım, ver bana.
Bak şimdi canlar görecekler. Yani hazır ol Ceyda. Bu cancık bana laf ediyor. Ulan bizim hayatımız setlerde geçti. Bak kamerayı elime aldım. Nasıl çektim? Nasıl? Şuraya çıksaydık gökyüzüne çıkardı. Sonra elinize inerdi. Ha. Ama abi biz çıkamıyoruz işte. O çıkıyor da. Öğrettiğim gibi çekiyorsun Yunus. Çok güzel yapıyorsun, tamam mı kardeşim? Fırat gözlerini kapatacak. Ama insan bir gözlerini kapatıyor zaten. Çünkü gelirken sanki şuradan böyle pike yapıyor ama. Çok çok tatlısın ya canım benim. Öğrettiğim gibi Yunus. Aynı hareketlerle, aynı şekilde. O an hissedeceksin oğlum. Kuşu hissettim ben. Görüntüyü görmene gerek yok. Ben gözüm kapalı çektim sayın hocam. Ben kuşun havada vardı. Sertim bir kapalıydı gözüm. Bana mı? Kanka tamam. Öbürü. Öbür elime. Hı hı. Ben solluk. Etik olayım. Aman yarabbim. Havada onun o dalgalarını, titreşimini hissederek çekersen olur. Anlarsın saati. Tamam mı abi? Abi ne yapıyor şu an? He. Hadi gidelim Ceyda. Haydi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Ceyda Hanım? Evimize. Yunus Bey, hadi lütfen gidelim hadi. Nasıldım? Tıpkı bir şahin tutucuyum değil mi? Pilla kime gelecek? Buyurun. Ama ikimizde de yeme olacak değil mi? İkinizde de yeme olacak. Hazır mıyız? Bir dakika ama yanlış tutuyorum ben. Abi ben yanlış tutuyorum. Tilla! Türkmen kanıma gel lan. Tilla gel. Oo, Fırat Bey abi geldi. Ben şimdi bak. Yani yörük Türk olduğum için hayvan biliyor. Anladın mı? Çerkes kızısın sen. Tebrik ederim. Sizde yok ki bu kültür. Bizde var. Gel Tilla gel. Kaldırın. Arada gel. Tavukluk yapıyor da. O ne kaptı? Oradan aldı yine. Bu açlığıyla uçmuyor. Aksine dün yiyebildiği kadar yedi. Şu andaki günlük besin ihtiyacı yani günlük öğünüyle uçurduk. Aç değil anladım, yani hayvan. Anladım. Beslenme saati bir şey vermesek 4-5 gün aç ve sus kalabilir. O haldeyken geliyor. E tabi doğada her gün avlanamıyorlar değil mi? Evet. Ha. Yunus Bey sinirinize de uçuruyor mu? Yunus uçuralım be sana. Yunus bir korkunu bence atarsın. Bence bunu dene. Sen kuştan mı korkuyordun? Korkuyor abi. Gereksiz korkuları var bu çocuğun. Vay be, Tilla'ya bak sen neler yaptı. Şimdi en güzel noktaya geldik, yavruları sevmeye. Hadi. Küçük minik yavruları sevmeye gidiyoruz. Yavruları. Kurt yavrusu göreceğiz ya, hadi bakalım. Kurt yavrusu. Doğal olarak ilk benim kokumu alacakları için yavrular. İlk defa benim kokumu alacaklar. Ve onların bağlı olduğu kurt sürüsünün alfası ben olacağım belki de, biliyor musun? Sivas'a geldiğinde uluyacaklar. Şu taş düzmüş. Fırat Bey şunu getirin de bizim o basamağa koyalım ya. Nasıl yani? Aa üzerinde böcek yürüyor senin. Ne? Biraz büyük ama ben elimle alamam. Dırtı vardı üstünde. Ben böcekten korkmuyorum ki. Al yaprak ye yavrum. Ilgaz şimdi içeri giriyor. Ne diyorsun ya? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Abi. Toprak kokuyor İlk defa mı insan? İlk defa dışarı çıktı. Yemin ederim mis gibi toprak kokuyor. Aa, yalıyor. Çok tatlı çıldıracağım. Tam Tarkan'ın köpeği abi bu. Evet. Tam. Aynısı baksana. Bir bunun bir hikayesi var. 3 aylıktı. Evet. Bir çiftlikte gördüm. Ayağı kırık. Bakın bir ayağı kısa. Evet. Getirdim buraya femur kırığı. Bu kırılmış, bu deriyi, bu taraftaki deriyi delmiş. Deliklerden iltihap akıyor. Getirdim buradaki sağ olsun veteriner hekimler. Dediler ki ayağını kesilecek. Yalvar yakar. Hani onlar da zaten şey gösterdi, ilgi. 3 saat ameliyat sürdü. Platin koydular. Oh canım. 3 kucağımızda gezdirdik. Ondan bu kadar da şey olmuş bu. İnsancılığını çok seviyor. Evet. Sonra platini aldılar. Hayata döndü hayvan. Aa, şimdi de bize güzel güzel yavrular veriyor. Evet Murat abi çok teşekkür ederiz. Teşekkür bize böyle abi, bir imkan sağladığın için. Yani. Ben teşekkür ederim. Vallahi. Ayaklarınıza sağlık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İnşallah keyif almışsınızdır. Değişik bir deneyim oldu bize de gerçekten. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum ne bileyim ben hep öyle düşündüm. İlk defa dedim. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Şuraya çıkacağız o zaman. Yukarı çıkalım ya. Şuraya çıksaydık.